Şerife'nin Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayan ve bebek örgülerinde kullanabileceğiniz hem ajurlu hem de böyle tomurcuklu bir model hazırladım. Modelin aslında bu tomurcuklar yoktu, sadece ajurlu olarak çalışılmıştı. Ben buna tomurcuklar eklemek istedim. Dilerseniz tomurcuk yapmak istemiyorsanız sadece ajurlu bölümü kullanabilirsiniz. Modelin 5 ilmek ve katlarından oluşuyor. 5 ve katlarını ayarlayarak örgünüze başlayabilirsiniz. Herhangi bir kenar ilmeği ilave etmenize gerek yok. Burası da modelimin arka tarafı. Bu ilimdeki parçayı 3 numaralı şiş ile çalıştım. İpim Alize'nin simli şal ipi. 25 ilmek atarak örgümü başlıyorum. 25 ilmeğimi şişime taktım. Tomurcuklarımı yapmak için de bir tane tığ kullanıyorum. Bir sıra önce arka yüzden ters örerek gelmek istiyorum. Böylece modelimi daha rahat kurabilirim. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ya da örgüör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Örgümün ön yüzündeyim ve birinci sırasını kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğini aldım. İlk 5 ilmeğimi düz örüyorum. 2, 3, 4, 5. Sonraki 5 ilmeğe modelimi kuruyorum. Tersten giriyorum. 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. 1 tane ilmek doluyorum. 1 tane düz örüyorum. Tekrar bir ilmek doluyorum ve 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Sonraki 5 ilmeğime de modelimi uygulamış oldum. Tekrar arada 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2, 3, 4, 5 tane. Ve sonraki 2 ilmeğimi tersten birlikte kesiyorum. Burada ters girerek kesmemin amacı ilmeğimi sağ tarafa yatırmak için. 1 ilmek doluyorum. 1 tane düz örüyorum. 1 ilmek doluyorum. 2 ilmeğimi geliş yönünde kesiyorum. Sonraki 5 ilmeğimi düz örerek devam ediyorum. İlk kurulumumuz bu şekilde. 5 ilmeği düz örüyoruz. Sonraki 5 ilmeği ajurlu bölümü kurarak sıra boyunca devam ediyoruz. Örgünün arka yüzündeyim ve ikinci sırasındayım. İlmekler sıra boyunca sadece ters olarak örülecek. Doladığımız ilmeklerle dahil olmak üzere hepsini ters olarak örüyoruz. Örgümün ön yüzündeyim ve 3. sıradayım. Kenar ilmeğini aldım. Devam ediyorum ilmeklerimi düz örmeye. 2, 3, 4 tane ilmeğimi düz ördüm. Kesmiştim yaptığım yere geldim. Tekrar ilmeklerimi tersten girerek kesiyorum. 1 tane ilmek doluyorum. Ortadaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bir ilmek doluyorum ve 2 ilmeğimi geliş yönünde kesiyorum. Bu şekilde V şeklinde açılan bir ajur elde ediyorum. 1, 2, 3 tane ortada ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi tekrar tersten girerek kesiyorum. 1 ilmek doluyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar 1 ilmek doluyorum ve 2 ilmeğimi geliş yönünde kesiyorum. Kalan 4 ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim. İlmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim ve 5. sıradayım. Başlangıç ilmeğimi aldım. Devam ediyorum. 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi düz ördüm. Burada en son artırdığım ilmeğime geldiğim zaman 2 ilmeğimi tekrar tersten girerek birlikte kesiyorum. 1 ilmek doluyorum. 1 tane düz örüyorum.
1 ilmek doluyorum. Diğer 2 ilmeğimi geliş yönünde kesiyorum. Burada bir sıra ajurumuz oluşturduk. İkinci sıra ajurumuza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada en son artırdığım ilmeğime geldiğim zaman 2 ilmeğimi birlikte çevirerek kesiyorum. 1 ilmek doluyorum. Ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar 1 ilmek doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Kalan 1 2 3 4 ve 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünde hepsini ters örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman ajurlu bölümümü tamamladım. Burada modeli kaydırarak hem diğer tarafa yeni modeli kuruyoruz hem de buraya tomurcuk işlemini yapıyoruz. Bunun için başlangıçtaki ilk 3 ilmeğimizi örüyoruz. Burası kenar bölüm olduğu için modeli yarım olarak uyguladım. 1 ilmek doluyorum. 2 ilmeğimi geliş yönünde kesiyorum. 2 tane daha ilmeğimi düz örüyorum. Tam ortadaki ilmeğime gelince tığımın yardımıyla buraya tomurcuk yapıyorum. İlmeğimin içerisine girdim. Buradan bir tane yeni ilmek çıkarttım. Önce bunu bir tane zincir çekerek sabitliyorum. İlmeğimi uzattım. Başını doladım. 2. Başını doladım. 3. Başını doladım. 4. Başını doladım. 5. Başını doladım. Tam 6 tane ilmek çıkarttım. Bu ilmeklerin hepsini bir defa daha kapatıyorum ve bir zincirle sıkıştırıyorum. Bu çekmiş olduğum zincirimi de tekrar şişime geri takıyorum. Ve yanındaki ilmekle birlikte düz örerek kesiyorum. Böylece ilmek artışını engellemiş oluyorum. Tomurcuğumuz tamamladıktan sonra bir iki tane daha ilmek örüyoruz. Sonraki 2 ilmeği tersten girerek kesiyoruz. 1 ilmek doluyoruz. 1 tane ilmek düz örüyoruz. Tekrar 1 ilmek doluyoruz. 2 ilmeği geliş yönünde kesiyoruz. Ve 2 tane ilmek örüyoruz. Bir önceki modelimizin tam orta bölümüne geldik. Burada ilmeğin içerisine şu şekilde tığ ile giriyorum. 1 ilmek alıyorum. Bunu bir tane zincirle sabitliyorum. Başını doluyorum. 2. Başını doluyorum. 3. Başını doluyorum. 4. 5. Ve 6 tane ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeklerin hepsini bir defa da topluyorum. Ve bir zincirle sabitliyorum. Bu ilmeğimi tekrar şişime geri taktım. 2 ilmeğimi birlikte düz örerek kesiyorum ve ilmek artışını engellemiş oluyorum. Tekrar arada 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonra 2 ilmeğimi tersten birlikte kesiyorum. 1 ilmek doluyorum ve kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Arka taraftan hepsini ters örerek tekrar ön tarafa geliyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki ilmeğimi aldım. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Son artırmış olduğum ilmeğimi de örüyorum. Sonra 1 ilmek doluyorum. Geliş yönünde 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. 1 2 3 tane ilmeğimi düz örüyorum ve tekrar kesim yerine geldim. Tersten girerek 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. 1 ilmek doluyorum. Ortadaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar 1 ilmek doluyorum. 2 ilmeğimi kesiyorum. Arada 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi tersten girerek kesiyorum. 1 ilmek doluyorum. Ve kalan 4 ilmeğimi düz örerek sıramı tamamlıyorum. Arka taraftan hepsini ters örerek ön yüze geliyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim.
1 2 3 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bir ilmek doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Burada 2 tane delik oluştuğu zaman ikinci sıra deliğe başlıyoruz. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. Son artırdığım ilmeğime gelince ikisini birlikte tersten girerek kesiyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar bir ilmek doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi tersten girerek kesiyorum. Bir tane ilmek doluyorum. Kalan 3 ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Tekrar arkadan ters örerek örgümün ön yüzüne geliyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Ajurlu bölümü tamamladım. Şimdi ilk başlangıçtaki işlemlere dönüyoruz. Buraya tomurcuğumuz yaparken diğer ajurlu bölümü açıyoruz. 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Burası ortada devam eden ilmeğim. Buraya gelince ilmeğimin içerisinden tığım yardımı ile bir tane ilmek alıyorum. Önce zincir çekiyorum ve ilmeğimi uzatıyorum. 2 3 4 5 6 tane ilmek çıkarttım. Hepsini bir defada topluyorum. Bir tane zincir ile sıkıştırıyorum. Bu ilmeğimi şişime geri taktım. 2 ilmeğimi birlikte keserek ilmek artışını engellemiş oluyorum. 1 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Tersten girerek ikisini birlikte kesiyorum. Bir tane ilmek dolayıp bir tane düz örüyorum. Tekrar bir tane dolayıp bir ilmek kesiyorum. Bunu her defasında aradaki 5 ilmeği yeni modelimize uyguluyoruz. Aynı sırada da modelimizin tam ortasındaki tomurcuklu bölümü yapıyoruz. Ben buradan 6 tane ilmek çıkartarak bu tomurcuğu yapıyorum. Ama benim ipim oldukça ince. Bunu 6 tane yerine 4 ilmek çıkararak da yapabilirsiniz. Yani daha küçük de yapabilirsiniz. Hiç koymaya da bilirsiniz. 2 ilmeği birlikte kestim. Tekrar 2 tane ilmek örüyorum. Sonra 2 ilmeği tersten kesiyorum. 1 ilmek dolayıp 1 tane düz ördüm. Tekrar bir ilmek dolayıp 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Arada 2 tane düz ilmek ördüm ve tomurcuklu bölümü yaparak örgümü tamamlıyorum. İlmeğimi birlikte kesiyorum. Kalan 2 ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Şu anda elimdeki parçayla 3,5 numara şişle çalıştım. Şöyle göstereyim. Bu şekilde tomurcuklu gayet hoş ve ilgi çeken bir model olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videolarıma yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı, bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olarak bildirim ziline tıklamayı unutmayın.